Şu İsmail. Arıza herifin teki. Etrafındakilerin hepsini müebbettik. Senin şimdi avukat devreye girince o işler dağıtılır ama sen yine de dışarıda dikkatli ol. Seninle bir meseleler varsa mutlaka ikinci bir şans kollayacaklardır. Kollasınlar bakalım, yapacak bir şey yok. Şartlar ortada. Artık kimin gücü kime yeterse. Sen yine de ayık ol. Bak şu mesela. Necati. Üç kişi girdi bunlar içeriye. Yanında Serdar'la Çağlar da vardı. Üçü de sağlam adamdır. Necati'ye güvenebilirsin. Ondan zarar gelmez. Şu tesbihli olan Recep. Çakal'ın önünde giden. Susuzluktan öleceğimi bilsem bir bardak su istemem. Öyle bir tip yani. Şu tek başına volta atanı görüyor musun? Melih. Abisini vurmuş. Haberlere çıktı. Abisini vurmuş. Müteahhit bunlar. Aile şirketi falan. Önce işin başına bunu koyuyor. Baktı ki olacak gibi değil, kızağı çekiyor. Abisi varmış bunun, Naci. Naci'yi başa getirince bu da gurur yapıyor. Çıkartıyor, üç tane basıyor buna. Abisi mezara, bu da buraya işte. Neler görüyoruz? Diyeceğim o ki sen buna da güvenme. Diğer mahkumlar iyidir. Zarar gelmez. Ama sen yine de banyoda, Malta'da, gece tuvalete kalktığında gözüne hep açık olsun. Burada düşmanın varsa uyurken bile uyanık olacağım. Başka çaren yok. Yardımcı olmaya çalışıyorsun. Farkındayım. Eksik olma. Ama ben korkarak, böyle sakınarak yaşayamam. Gelen gelsin. Eyvallah.